Evet arkadaşlar, merhaba herkese. Bugün sizlere ne yapacağız? Paylaşımımızın adı evde pratik, fırınımız olmadan size evde tavada lahmacun yapacağız. Nerede? Tavada. Tavada pratik lahmacun. Herkesin evinde fırın olmayabilir arkadaşlar. Herkesin evinde yakında fırın da olmayabilir, evinde fırın da olmayabilir. Bu sebepten bugün sizlere pratik şekilde evimizde lahmacun yapmaya çalışacağız. Bunun için malzemelerimize geçiyoruz. Öncelikle mesela pratik olarak bir bardak suyumu boşaltıyorum. Gel abi, yakınıma gel. Pratik olarak unumu boşaltıyorum. Şimdi kimisi soruyor. Ya maya konmaz. Biz Gaziantep'liyiz. Gaziantep'in içinde lahmacuncular, fırıncılar maya kor. Ama siz isterseniz koymayabilirsiniz. Bir miktar tuz, bir miktar da az bir şey de şeker. Şimdi yeteri kadar da şimdi undan yoğuracağım. Gel abi, uzaklaşma. Gel. Evet, şimdi unumu boşaltıyorum. Evet. Yavaş yavaş hamurumuzı yoğurmaya başlıyoruz. Önce suyu boşalttım ki sonra yeteri kadar un koyabilmek için önce suyu boşalttım arkadaşlar. Evet, biraz miktar daha koyuyorum. Şimdi biz bunu küçük küçük yapacağımız için tavada biraz da iyi pişsin diye ince yapacağımız için tabii çok yapmamıza gerek yok. Bundan bile 7-8 tane, yaklaşık belki de 10 tane şey çıkacak, siz söyleyin adını. Lahmacunumuz olacak. Tekrar söylüyorum. Biz Gaziantep yöresinde bütün kasaplar, bütün fırıncılar mutlaka hamurun içerisine şey korur, siz söyleyin, maya korur. Ha, siz isterseniz koymayabilirsiniz. Şimdi lahmacun da türlü türlüdür. Kimisi çok soğanlı sever, kimisi sarımsaklı çok sever. Ya ben soğan koymam, sarımsak koyarım. Koy abi. Yani bir sıkıntı yok. Şimdi hamurumuz gördüğünüz gibi 2 dakika bile olmadan hamurumuz oldu. Şimdi biz bunu bir 5 dakika dinlenmeye alacağız. Yani iç malzemesini hazırlarken hamurumuz dinlenecek. Evet, çok güzel böyle hamurumuz oldu. Yumuşak bir hamurumuz olacak. Açıyorken şey olsun, rahatsız etmesin diye. Ne sert, ne yumuşak, ne akışkan, ne yapışkan böyle bir hamurumuz olacak. Bundan biz yaklaşık 8 tane lahmacun çıkartacağız. Gördüğünüz gibi bir bardak su koydum. Birkaç çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kuru maya veya yaş maya, bir yemek kaşığı ise şeker koydum arkadaşlar. Evet, hamurumuz burada hazır. Şimdi bunu dinlenmeye alıyoruz. Ondan sonra küçük küçük keseceğiz, dinlenmeye alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu alıyoruz. Hafiften un atıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle böyle içe doğru ediyoruz ki hamurumuzı böyle hafiften büyütüyoruz. Unumuzu atıyoruz. Bunları küçük küçük şimdi keseceğiz. Böyle 1, 2, 3, 4, 7, evet, 8, 9 tane çıktı. Şimdi hafiften bunları da böyle unluyoruz. Şu şekilde unluyoruz. Elimize yapışmasın diye. Kaç tane çıktı bakalım? 2, 4, 6, 8 ve 9 tane çıktı arkadaşlar. Güzel, güzel, çok güzel. 9 tane çıktı bak, gördünüz mü? Hafiften yuvarlıyoruz elimizde. Hafiften yuvarlıyoruz. İçe doğru çeviriyoruz. Hafiften yuvarlıyoruz. Ben ne dedim? 8-10 tane çıkacak diye düşündüm. Tam da 9 tane çıktı arkadaşlar. Güzel. Yani sıkıntı yok. 9 taneyi de 2 kişi çok rahat doya doya yer. 2 kişilik bir bardak sudan çıktı gördüğünüz gibi.
Unun önemli değil. Unun gramı önemli değil arkadaşlar. Siz evde büyük bir fincan su korsunuz. Bir çay kaşığı varsa maya korsunuz, kuru maya. Evet, gördüm. İçe doğru çeviriyorum. Elimde bak gördüğünüz gibi yuvarlak yapıyorum. Evet. Şimdi bu unumuzu kendi kendine dinleniyorken iç malzememizi yapacağız. Şöyle yan yana alayım ki gördüğünüz gibi hafiften un serpeliyorum. Evet. Şimdi maya niye konmaz biliyor musunuz? Size söyleyeyim bunu. Mayayı çünkü iş yerlerinde müşteri beklerken hamur kabarmasın diye bu sebepten dolayı maya koymuyorlar arkadaşlar. Şimdi biz bu evde kendimiz yapacağımız için hemen pratik olarak onun için maya konur. Bu lokantacılar koymaz. Onun tek sebebi müşteri beklemek için. Un hamur bozulmasın diye. Evet, şimdi hamurumuz burada dinleniyorken şimdi malzememize geçeceğiz. Gördüğünüz gibi etimiz var. Biz az bir şey yapacağımız için bir tane büyük boy domates, bir tane soğan. Soğanı isteğe göre, isteyen kor, isteyen koymaz. Biz Gaziantep'ler daha çok sarımsaklı yaparız. Maydanoz, kırmızı acı biber salçamız veya tatlı biber salçamız fark etmez. Karabiber, kimyon ve tuz. İsteğe göre yeşil biber varsa da çok güzel olur. Evet, domatesimizi parçalayıp koyuyoruz. Ama bunu isterseniz evde küçük mikserinizde, blenderınızda veyahut da hiçbiri yoksa elinizde küçük küçük kesebilirsiniz. İnce ince doğrayabilirsiniz. Ben size bunu göstermek amacıyla ediyorum. Bu çok basit bir işlem zaten. Ondan sonra ben kırmızı biber de koyuyorum bir tane. Buldum. Benim mikserim küçük olduğundan dolayı biraz bunları çekmek zorundaydım. El blenderinde her şeyden çekebilirsiniz bunları. Evet. Brezilya'da bu kırmızı biberler, yeşil biberler acı olmuyor arkadaşlar. Hiç acısını bulamazsınız. Yoktur. Ben lezzetli olsun diye biraz da soğan koyacağım. Ama isterseniz koymayabilirsiniz. Kimi soğanlı sever, soğansız sever hiç fark etmez. Eti az sever, eti çok sever. Vejetaryen severseniz hiçbirinizi koymayın. Evet. Biz buradan önemli olan buradaki amacımız iç malzememizi hazırlayıp hamurumuzu hazırlayıp pratik şekilde tavada nasıl lahmacun yapabiliriz. Fırınsız. Acı salçamızı koyuyoruz. Domates salçası da koyabilirsiniz. Maydanozumuzu da koyuyoruz. İki dişte sarımsak. Evet. Kırmızı biberimiz, kimyonumuz ve karabiberimizi boşaltıyoruz. Lezzetli olsun diye de tuzumuzu koyuyoruz. Etimizi şimdi koymuyoruz. Etimizi daha sonra koyacağız. Şimdi çekiyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar içimiz gördüğünüz gibi hazır et harici. Şimdi bunu bir kabımıza boşaltıyoruz. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Kokusu bile bir ayrı güzel oldu. Şimdi bunun içerisine yeterince kadar et koyuyoruz. Eti koyuyoruz gördüğünüz gibi. Bu yeter. Aşağı yukarı. Etimizi kaldırıyoruz. Malzememizi karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı, mis gibi. Salçanın ayrı bir güzelliği. Maydanozun mis gibi kokusu. Ferah kokusu burnumuza kadar geliyor. Dediğim gibi isterseniz soğanlı, isterseniz bol sarımsaklı, isterseniz etli, etsiz, nasıl isterseniz ona göre yapabilirsiniz. Buradaki tek amacımız evde tavada fırınsız lahmacun yapabilmemizdir. Evet. İçimiz gördüğünüz gibi hazır oldu. Baktığınız çok sulu olduğunu hissediyorsanız arkadaşlar bunu bir süzgeç yardımıyla da böyle gördüğünüz gibi süzgece boşaltır. Suyunu alırsınız. Evet gördüğünüz gibi suyu da çıktı.
bu böyle suyunu çekiyorken şimdi eldivenleri çıkartıp hamuru açma vakti geldi. Evet arkadaşlar, hamurumuzu alıyoruz şu şekil. Yavaş yavaş açıyoruz. Tekrar söylüyorum, evimde benim merdane yoktur. Gurbetteyim, bulamıyorum. Çok basit. Bir gazma kürek sapını veyahut da bir süpürge sapını keserekten bunu yapabilirsiniz. Ben yavaş yavaş açıyorum, size pratik olsun diye göstereyim diye ediyorum arkadaşlar. Yoksa hiç sıkıntısı yoktur. Hafiften etimizi alıyoruz. Etimiz çok az olacak. Tekrar söylüyorum, çok olursa olmaz. Şimdi isterseniz içerisine bir miktar sıvı yağ da koyabilirsiniz. Benim etim kuru oldu, yağ bulamadım, gurbetteyim. Çünkü gurbette yaşayanlar yağ sıkıntısını çok çeker. Kuyruklu yağ bulamazlar bizim gibi. Bir de içini çok az koyacaksınız dostlarım. Neden? Çok olursa pişmez. Yani pişmez. Çünkü fırında yapmadığımız için şu şekilde yavaşça altına alıyorum elimden. Tepsimizin içerisine koyduk. Gördüğünüz gibi çok güzel. Gel usta. Ocağımızın altı yaktım şu şekilde kısıkta. İçerisine koydum. Kapatayım, olacak mı? Evet, tam oldu. Güzel oldu. 10 numara oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar, kapağımızın boyunda da çok güzel oldu. Şimdi hep birlikte yaklaşık 2-2,5 dakikada pişecek. Altı kısıtlı olması çok önemli. Çok pişerse iyi pişmez. Şimdi hep birlikte beklemedeyiz. Evet, şöyle ara sıra sallıyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, seramik tavada çok güzel oluyor. İsterseniz teflon tavada da yapabilirsiniz. Şöyle arada sırada şöyle altını kaldırıp bakabilirsiniz. Ha, üstünün sıcak piştiği belli oluyor. Nasıl sıcak, bir et beyazlaştı, görüyor musunuz malzeme? Benimkinin eti biraz fazla oldu. Yani malzemesi bol oldu. Ama siz isteğe göre vejeteryen yapabilirsiniz. Etli yapabilirsiniz, etsiz yapabilirsiniz. Eti çok veya eti az yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tekrar söylüyorum, İsterseniz soğan koyun veya koymayın. İsterseniz sarımsak koyun veya koymayın. Buradaki püf nokta gurbette fırınsız pratik olarak ocakta nasıl yapabilmemizdir. İçinin malzemesini siz gönlünüze göre koyabilirsiniz. Bir sıkıntı yoktur. Şu püf noktayı özellikle belirteyim. Birkaç kez belirttim, yine belirteyim. Ya usta, hamurun içine maya koydunuz. Maya gerçekten konur. Ama lokantacılar koymaz. Neden koymaz? Çünkü hamuru yoğururlar. Her müşteri geldiğinde ayrı ayrı yaparlar. Çünkü lahmacun hamuru çok ince olduğundan dolayı maya olmuş veya olmamış önemli. Biz anında yapıp kendimiz yiyeceğimiz için bir sıkıntı yoktur. Ama Güney Anadolu bölgesinde fırıncılar ekmek hamurundan yaptıkları için içinde maya vardır. Ama isterseniz koymayabilirsiniz. O sizin arzunuza göre değişebilir. Sıkıntı yoktur. Evet, gördüğünüz gibi pişiyor. Ben de merakla bekliyorum. Evet, altınlar gibi kızarmaya başlıyor. Biraz daha pişsin. Sorun değil. Şimdi ben bunu böyle dip ters çevireceğim ve hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi malzemesini çok koymanıza gerek yoktur. Hatta bu biraz bir diş fazla olmuş. Ama önemli değil. Yani sizin kabiliyetinize göre az veya çok ve isteğinize göre değişir. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Teflon tavamızda veya da seramik tavada 10 numara oluyor dostlar. Şöyle çevireyim. Gördüğünüz gibi çapışmadı ekmeğimiz. Çok güzel pişti. Sallıyorum. Bak, yapışmıyor. Şöyle bu şekilde koyup kapağını da kapatıp hamurunuz, dikkat edin, hamurunuz çekti, küçüldü biraz. Önce kapağı kapatma, tam da yiyordu. Işır ışır sesler geliyor. Mis gibi. Bir an Türkiye'ye uçtum arkadaşlar sanki. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmuyoruz. Ben Metin İlköşker, São Paulo'dan, Brezilya'dan sevgilerimle, saygılarımla. Videomuzu lütfen izleyin. En azından boşta yorum olsa bir destek, yorum atmanızı bekliyorum. Her izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Evet.
Evet, şimdi lahmacunumuzu tekrar çeviriyorum. Evet, lahmacunumuz arkadaşlar hazır bu şekilde. Dediğim gibi lahmacunumuz soğuttuktan sonra şimdi lezzet tadına bakacağız. Hep birlikte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi 8 tane lahmacunumuzu pişirdik. Size şimdi bir tane de en son olarak da bir tane peynirli yapacağım. Evet, şimdi maksat değişiklik olsun. Sen illaki ette takıldınız diye söylemeyin. Şimdi aramızda vejeteryenler de olur ama sonuçta peynir de sütten yapılmaktadır, değil mi? Tavamızı getiriyorum. Hamurumuzu koyduk. Şimdi gel abi. Bunu pişiriyorum bir miktar. Ters çevirdikten sonra peynirini üzerine koyacağım. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra kapağını kapatacağız. Şimdi olay bu. Evet, peynirimizi de koyduk. Evet, şimdi altını kısıyorum. Şimdi bayağı bir kısıyorum ki içten iyice pişsin diye. Üstünde kapağını kapatacağım. Biraz da üzerine kekik döktüm mü 10 numara olacak arkadaşlar. Pratik ekmekli, peynirli ekmek olacak artık. Nasıl derseniz hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Sen uçuyorum ben. Rüyalardayım sanki. Of 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 of. Altını görüyorsun değil mi arkadaşlar? Şöyle bir göstereyim. Evet. Mis gibi oldu. Hep birlikte tadına bakacağız. Evet arkadaşlar. Lahmacunlarımız hazır. Hep birlikte tadına bakıyoruz. İşte bu arkadaşlar. Yapamam diyemezsiniz. Siz de yaparsınız. Mükemmel olmuş. İşte lahmacunlar burada. Nar gibi kızarmış. Mükemmel. Siz de yapabilirsiniz. Ben Metin İlgöşker. Sao Paulo'dan, Brezilya'dan, Paraisopolis'ten herkese selamlar. Like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Herkese hoşça kalın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.